Galatasaray televizyon ekranlarından mutlu akşamlar. Ben Volkan Kılıç, muhabir masasıyla karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca Cumhur Önder Aslan ve Buhan Can Terzi ile sizlerle birlikte olacağız. Galatasaray'ımızın gündemini, haberlerini ve Yükatel Kayseri Spor maçını enine boyuna tartışacağız, yorumlayacağız değerli izleyenler. Arkadaşlar hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Tabii aramızda Kutlu da olacaktı ama babası Muzaffer Akpınar maalesef vefat etti. Bir kez daha başsağlığı diliyoruz kendisine. Allah rahmet eylesin. Ama önümüzdeki hafta inşallah o da yanımızda olacak. Kayseri Spor maçıyla başlayalım. Gerçekten de aslında iyi hazırlandığımız, Galatasaray'ın iyi hazırlandığı. Çünkü bay geçtiği haftadan sonra uzun bir hazırlanma dönemi vardı. Galibiyet bekleniyordu ama maçın önüne yine skandal hakem hataları, kararları girdi. İlk olarak genel anlamda Cumhur senle başlayalım. Maçı nasıl değerlendiriyorsun? Evet, senin de söylediğin gibi 3 puan parolasıyla hazırlandığı Galatasaray bay geçtiği haftanın ardından Kayseri deplasmanına çıktı. Tabii ilk 11'in yarattığı heyecanla sahadaki futbol pek örtüşmeyince doğal olarak hem taraftarın hem camianın biraz içinde o heyecanın etkisini yitirdiğini gözlemledik. Ama tabii senin de yine altını çizdiğin gibi hakem kararlarını özellikle daha maçın henüz 30. saniyesindeki bir penaltı pozisyonuyla başlayan ve devamında maç içinde diğer pozisyonlarla da kendini hissettiren hakem Arda kardeşlerin ve VAR'daki Erkan Engin'in kararları biraz maçın tabii o tarafa da kaymasına neden oldu. Tabii bu tip mağlubiyetler sezon içerisinde olacak. Ama tabii burada zaten Okan Hoca da maçtan sonra basın toplantısında öz eleştirisini gayet net bir şekilde yaptı. Özellikle hücumdaki bitiricilik probleminin devam ettiğini, rakip ceza sahası içinde çok fazla topla buluşmasına karşın Galatasaray'ın bunu golle sonuçlandıramamasının sıkıntısından bahsetti. Zaten ligin Galatasaray adına geride kalan 9 maçına baktığımızda 10 gol atan Galatasaray'ın performansı hani çok alışık olduğumuz bir performans da değil. Tabii ki kadronun kaliteli oyunculardan oluşması, oluşan beklenti biraz da bu durumun yadırganmasına neden oluyor. Ama çözümü üretecek tabii ki teknik heyet, Okan Hoca, yardımcıları ve futbolcular. Hani bir maçta bir mağlubiyette evet oyun olarak beklentileri karşılamadı. Oyun olarak Galatasaray'ın mevcut kadrosuyla çok daha iyisini yapabilecek potansiyeli var. Bu öz eleştiriyi Okan Buruk da yaptı. Bundan sonrasını artık Okan Hoca'dan bekleyip ilerleyen haftalarda hem daha iyi bir futbolla hem de galibiyetlerle yoluna devam etmesi gereken de bir Galatasaray var. Hani çok da enseyi karartıp karalar bağlayıp bir anda hani şampiyonluktan olduk bu takım şampiyon olamayacak gibi bir psikolojiye de bürünmemek lazım. Aynen. Yani kesinlikle. Diğer takımların performansına baktığımızda da dalgalanmalar olacak. Bu sezon ilk defa, herkesin ilk defa yaşayacağı Kasım ayında bir Dünya Kupası arası gelecek. Oradan dönüşten sonra takımlar nasıl performans sergileyecek herkesin merak konusu. Oraya kadar yani 13 Kasım'da liglerin ara vereceği döneme kadar maksimum puanları toplayıp Galatasaray mümkünse kaybetmeden berabere dahi kalmadan ilerleyip ondan sonraki evreye geçmesi gerekiyor. Bunu başarması gerekiyor Galatasaray'ın. Elbette teknik heyet öz eleştirisini yaptıktan sonra futbolcularla beraber neleri geliştirmeleri gerektiğini, nerelere daha doğru müdahalelerle oyunu üst seviyeye çıkarmak gerektiğini Florya'da bunların hepsi zaten konuşuluyor, tartışılıyor. Bizler de bekleyip göreceğiz. Evet, kadroyu konuşacağız, 11'i konuşacağız, hakemi konuşacağız. Burhan senden de bir genel maç yorum alalım. Şimdi eskiden yeni bir kadro kurulduğunda şöyle yorumlar yapardık bu takıma. 6 hafta lazım, 7 hafta lazım takımın oturması için ama herkesin gözden kaçırdığı şöyle bir detay var. Bu takım 2 defa revizyon yaşadı 2 sezonda. Geçen sezon da yeniden bir takım kuruldu. Bu sene üstüne yeni bir takım daha kuruldu. Dolayısıyla biraz daha sabretmek gerekiyor ve Okan Hoca'ya sonuna kadar güvenmek gerekiyor. Burası net. Bir de şunu da söylemek lazım. Oyuncuların kötü performans sergilediği haftalar olabilir ve onu biz haftasal olarak değerlendiririz. Şimdi teknik adam da her hafta aynı performansı gösteremeyebilir. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Genel itibariyle Galatasaray'ın Kayseri deplasmanı pek teknik heyet açısından da sahada oynayan oyuncular açısından da pek olumlu ifadeler kullanabileceğimiz bir hafta olamadı. Ama birinci dakikada Galatasaray'ın çalınması gereken penaltısı orada çalınsaydı bambaşka bir senaryo izleyecektik ve oyunun akışı da ona göre değişecekti. Tabii ki biz Galatasaraylılar her zaman objektif insanlarız. Galatasaray'ı takip eden gazeteciler, Galatasaray camiası her zaman doğruyu söyleriz, olması gerekeni söyleriz. Burada tabii ki tamamen hakem üzerinden okumayacağız belki oyunu ama
bütün maçı etkileyen bir pozisyon bu. Yani Galatasaray maça belki 1-0 önde başlayacaktı. Orası ayrı bir konu. Yeniden Çağdaş Hoca ve öğrencileri toparlanabilirdi. Farklı reaksiyon gösterebilirdi. Kayseri yine maçı kazanabilirdi. Ama bu standardın Galatasaray'a karşı hep negatif yönde kullanılması artık can sıkmaya başladı. Yani burada ister istemez Galatasaraylar ne oluyor demeli ve soruyoruz da hepimiz. Şimdi evet, net Barış Alper'in golünde orada bir net kural var. Ama onu gören var, onu tespit eden var. Nasıl Icardi'nin pozisyonunda kesilen topu bloğu göremiyor? Buradaki sıkıntı, insanların bu kadar tepki göstermesinin sebebi bu. Oyun içindeki problemleri, sıkıntıları tabii ki konuşacağız yani. Ya tabii aslında şu da var. Sezon başında bu yapılan transferlerle birlikte beklenti çok yükseldi. Yani çıta çok yükseldi. Taraftarın beklentisi çok yükseldi. Çünkü yapılan transferler gerçekten kaliteli, Avrupa'da isim yapmış futbolcular. O yüzden de şimdi tabii taraftarlar da Real Madrid gibi işte uçan kaçan, bir sürü hemen pozisyondan pozisyona giren öyle bir takım bekliyor. Ama az önce de konuştuk. Bu takımın iskeleti, omurgası tamamen yenilendi. Yani teknik kadrosuyla birlikte bambaşka sıfırdan bir takım yaratıldı ve şu ana kadar da öyle karara bağlanacak işte şampiyonluk kaçtı gitti diye konuşacağımız bir şey de yok, ortada durumda öyle yok. Bir sorun hiç yok yani. Yok. Tamam, oyun olarak kötü olabilir. Zaten her maç, her hafta mükemmel oyun sergilemek de beklenmesin. Bu oyuncular da insan, performans düşebilir. Tamam, kaliteli ayaklar, isim yapmış oyuncular ama onlar da her hafta her hafta kendilerini %100 performans ortaya koyamaz. İlk dakikada o penaltı verilseydi zaten olay bambaşka yere gidecekti belki de, onu da bilemiyoruz. Ama bu hafta Okan Hoca farklı bir 11 sahaya sürdü. Beklentiler de o yöndeydi. Hafta içinde de hep konuşuldu işte Mata Mertens ikilisi nasıl olur? Daha mı etkili olur? İşte Icardi de olacak. 11'i nasıl değerlendiriyorsunuz? Mata, Mertens, Icardi üçlüsü vardı. Burhan? Ben Mata, Mertens'i zaten kariyerleriyle, yetenekleriyle tartışmaya açık futbolcular değil. Hı hı. Çok ekstra dünya yıldızı, top class dediğimiz kategoride olan futbolcular. Şu aşamada birlikte oynamayı, en azından zorlu deplasmanlarda şu anki fiziksel durumlarıyla henüz bence aynı anda sahada olmaya müsaitler. Ama iç sahada ben çok fazla icraat yapabileceklerini düşünüyorum. Kayseri Spor'u hafta içi çok kez analiz ettik. En etkin tarafları aslında sağ çizgileri ve şu var. Şimdi orta sahada oynayan, görev yapan oyunculara baktığımızda Cumhur abi, hepsi kat edebilen ve hareketli futbolcu. Statik oyuncu çok fazla yok Kayseri'de. Galatasaray orta sahasında aslında Torreira'da, Micho'da top taşıyabilecek oyuncular ama Torreira Galatasaray'a geldiğinden beri şöyle bir bence misyona girdi. Önce ben savunma önünü emniyete almalıyım. İkinci planda top taşımayı, ekstra yapmayı kendine misyon edindi ve bu biraz alışkanlık haline geldi. Dolayısıyla Galatasaray Kayseri orta sahasına kadar bence biraz statik kaldı ve öne çok top taşıyamadılar. Sol tarafta Mertens'le Kazımcan ilk defa beraber oynadılar. Yunus biraz dediğim gibi özgüven problemi yaşıyor. Dolayısıyla ilk yarıda hiçbir şekilde Galatasaray istediği kat etme mesafesine ulaşamadı. O organizasyonu, o aksiyonu gerçekleştiremedi. Yani Icardi de çok oyunun içine dahil olamadı. Ve bana kalırsa Kazımcan eleştirildiği kadar ben kötü bir maç çıkardığını düşünmüyorum. Ki kritik hamleler yaptı, kritik paslar attı. Ama Kazımcan'ın bana göre iyi oynamasına rağmen Kayseri kendi sahanı çok etkin kullandı ki bakıldığı zaman ilk golde yine Onur'un başlattığı bir hata görüyoruz. İkinci golde yine Onur içe kat edip vuruşu yapan oyuncuydu. Galatasaray Onur'a çok fazla çözüm bulamadı ilk yarıda ve Kayseri gerçekten temposunu sürekli korudu ve Galatasaray'ı Kayseri öyle bir karşıladı ki Galatasaray'ın oyunu daraltmasına izin vermedi. Galatasaray'ı sürekli hücuma çıkarken genişletmek durumunda bıraktı. Bu da Galatasaraylı oyuncular arasındaki mesafeyi çok açtı ve etkili olamadı Galatasaray. Evet, özellikle ilk yarıda. Yani şimdi mevcut kadroda Okan Hoca hangi 11'i hangi maçta sahaya sürse
hocam o niye oynamadı, bu niye oynadı tartışması olacak yani. Bu Galatasaray'da yıllardan beri olan bir şey. Sezonların geneline bakıldığı zaman etkili ve kaliteli isimlerin olduğu kadrolarda. Evet, belki Kayseri deplasmanı hani Mata Mertens özelinde fizik anlamda daha diri kalınması gereken bir maç olduğu için belki orada bir riskti. Okan Hoca bu riski aldı. Ama bu 8+3 denklemi Okan Hoca'nın ve ekibinin elini o kadar çok daraltıyor ki. Şöyle de bir durum var. Galatasaray'ın yabancı futbolcularının kalitesinin yüksekliği aynı şekilde yerli futbolcularında yok. Yani yerli alternatifi Galatasaray'ın bu anlamda biraz kısıtlı. Bunu düzeltebilmek adına da belli denemeler yapmak zorunda Okan Hoca bazı mevkilerde. Bunu Kayseri maçıyla sol bekte Kazım Can'ı görevlendirerek yaptı. Kazım Can hani çok kötü müydü? Ben de katılıyorum Burhancan'a. Çok kötü değildi ama hani mevcut oyun kurgusunda Muslera dışında takımın geri kalan oyuncularının tamamının kendi performanslarının çok altında bir maç çıkarmaları kesinlikle biraz tabii ki iyi olarak gözükmesi adına da Kazım Can'ın şanssızlığı oldu. Şimdi Kayseri Spor'un en önemli özelliği çok iyi oyuncuları var. Evet, transfer yasakları vardı. Oyuncu transfer edemediler ama mevcut kadroları da hakikaten Süper Lig'de Anadolu takımları arasında bakıldığında iyi bir kadro. Ve iç sahadaki en önemli özelliği Kayseri Spor'un rakip kim olursa olsun ön alanda o baskıyı, rakibi çıkartmamayı çok iyi yapan bir takım. Bunu da Galatasaray maçında da sergilediler. İlk yarıda özellikle 61 yanılmıyorsam top kaybının sebebi de bu. Evet. Galatasaray o Kayseri Spor'un pres gücünü kıramadı. Topla çıkamadı. Alıştığımız şekilde topu hücuma taşıyamadı. Hani buna ne alternatif geliştirebilirsiniz? Belki çok iyi pas yaparsanız rakibin pres kurgusunu bozabilirsiniz. Ya da ters kanatlara atacağınız toplarla topu direkt ileriye taşırsınız. Orada santraforunuz ya topu kontrol edip diğer arkadaşlarına pas yapar. Ya da rakipten dönen ikinci topları siz alırsınız. O toplarla siz atak geliştirebilirsiniz. Hani Galatasaray, Okan Hoca'nın planı elbette bu değildi ama Kayseri Spor'un biraz o baskısını kıramamak Okan Hoca'nın da ilk 11'indeki planını biraz bozdu. Zaten hemen ikinci yarının başında 3 oyuncu değişikliği. Evet. Bunun da en açık göstergesi. Zaten Okan Hoca da basın toplantısında bunu söyledi. Yani bireysel anlamda çok kaliteli olan futbolcularımızın sahaya koydukları performansta biraz sıkıntılarımız var dedi. Bu doğru. Hı-hı. Şimdi baktığınızda işte Mertens oynadığı maçların tamamında henüz skor üretebilmiş skor, değil. Icardi geldi, ilk kez ilk 11'de çıktı ama hani beklenen Icardi bu muydu? Elbette değil. Seferovic geldi, hazırlık maçlarında çok iyiydi. İlk 11'de oynadı, çıktı, sonradan girdi. Çok katkı sağlayamadı. Hani böyle bakıldığında aslında şu da var. Icardi evet pek etkili olamadı ama mesela sağdan soldan çok orta yapıldı. Evet. Ceza sahasına ama savunma, Kayseri savunması çok etkiliydi. Her evet. topu karşıladılar yani. O ona iyi çalışmışlar. Aslında bakın, zaten hoca da ona evet, değindi. Evet. Yani Çağdaş Hoca hem savunmadan çıkarken Galatasaray'ı hazırlıksız yakalamaya yani tam asimetrik yakalama üzerine bence bir kurgu planladı ve bu tuttu hakikaten. Israr etti çünkü savunmadan pasla çıkmakta ısrar etti ve hep felsefi olarak da zaten Çağdaş Hoca bunu benimseyen bir hoca. Ben açıkçası Galatasaray'ın maç başından bu yana Kayseri'nin soluna doğru oyunu yönlendirmesini biraz daha bekliyordum. Çünkü Kayseri'nin bu sezonki yediği gollere baktığımızda Kolevetsios ve Karol tarafından çok fazla hata yapıyorlardı. Evet, evet. Oranın üstüne oynamalarını bekliyordum ama öyle bir aksiyon da göremedim açıkçası ki normal sezona göre bence o ikili iyi maç çıkardı. Şu onda biraz etkili oldu. Çağdaş Hoca biraz daha Galatasaray'ın çıkışlarını Kazım Can üzerine yönlendirdi. Özellikle ilk yarıda. Yani Galatasaray'ın daha çok Sasha Boylu kısmı kullanmamasını, evet. Yunuslu kısmı kullanmayıp Kazım Can üzerinden çıkmasına yönlendirince o ön alanda yaptığı baskıyla biraz senin dediğin evet. sıkıntı gündeme geldi. Hatta işte Mata'nın çok yani stoperlerin arasına kadar gelip top alıp çıkarması, zaman zaman Mertens'in oralara inmesi bunda belirleyici faktördü. Orada işte o işleri yapması gereken ya Micho ya evet. Torreira olmalı. Bu maçta onlar da ekstra sorumlu. Yani Micho birkaç defa denedi ama geri dönüşü Galatasaray'a tehlikeli evet. atak olarak geldi. Peki şunu söyleyeyim. Şimdi 10 haftayı geride bıraktık. Orta alanda Torreira, Oliveira mı yoksa Torreira, Micho ikilisi mi? Ben yine Micho'cuyum bu arada ama Oliveira'yı da bir şekilde konumlandırmak gerektiği fikrindeyim. Orada yine Okan Hoca'da bitiyor iş. Ya denge sağlayacak süre anlamında ikisi arasında
Ya da hem Michu'yu hem Oliveira'yı kullanacağı bir formül bulmak durumunda. Ama yani o kadar çok şu an yıldız var ki takımda. Bakıldığı zaman bugün mesela kamp kadrosunda olan Yusuf Demir kadroya giremediğini görüyoruz. O da takımdaki diğer isimlerin büyüklüğünden kaynaklı. Şimdi Seferovic'i Kayseri'ye götürüp kadro dışı bırakamazsın. Gomis'i de aynı şekilde. Bunlar mesela Yusuf Demir icraat yapabilir değil mi? Cumhur abiyle yine konuştuk yayın öncesi de. Bu hakikaten Okan Hoca'nın en büyük sınavı olacak bana kalırsa. Yani bu kadar oyuncuyu aynı düzeyde diri tutup eşit şekilde süre vermek çok önemli ve hepsinden katkı almak durumunda. Yani küstürmemesi gerekiyor, evet. Oyuncuları eşit davranması gerekiyor ki şimdi sen de söyledin, hangi oyuncu oturtursan taraftar da bu sefer şey yapıyor. Kim oturtursa o niye oynamıyor diyor. Şimdi antrenman 24 saat birlikte olan zaten Okan Hoca. Hangisi daha önde, hangisi daha performans iyi, maça hazır. O daha iyi biliyor herkesten ama tabii yıldız isim çok olunca bu sefer taraftar da o kim oynamazsa ya bu daha iyiydi. İşte Mat oynamıyor, Mat'a daha iyi olurdu. Oyunu değiştirdi. Mertens oynamıyor, o daha iyi olur diyor. Burada işte Okan Hoca'ya çok büyük iş düşüyor. Cumhur, sen Torreira, Oliveira mı yoksa Mitchell'ü? Yani ben biraz daha Mitchell'ün yedek bekleyip Oliveira'nın sahada ilk 11'de olmasından yanayım. Çünkü Oliveira'nın sahaya akıl koyan bir oyun tarzı olduğu için bu Galatasaray'ın kilidi açamadığı anlarda bence çok etkili olacaktır. Hani Oliveira geldiğinden beri biraz hani fiziksel açıdan biraz temposuz olduğu nedeniyle eleştiriliyordu ama şimdi orada yani fiziksel açığını, bir futbolcunun fiziksel açığını diğer oyuncuların atletik performansıyla, özellikle Torreira, Sacha Boey gibi oyuncularla kapatabilirsiniz. Ama işte Oliveira'nın sahaya koyacağı akılı her zaman o dizilişte koyacak oyuncuyu bulamayabilirsiniz. Mitsio bence biraz daha hamle oyuncusu. Sonradan yani Galatasaray'ın skor üstünlüğünü eline aldığı maçlarda oyuna girdikten sonra hem fiziksel olarak takımın seviyesini sabit tutabilmek hem de dinamizm katan özelliğiyle ondan öyle yararlanmak bence şu anki mevcut kurguda daha faydalı olacaktır. Hani Oliveira buranın bence ilk 11'in olmazsa olmazıdır ve tabii ki Oliveira'nın ilk 11'e dönmesi Okan Hoca'nın bir başka seçim yapmasına neden oluyor. Mata Mertens. Şimdi Oliveira'nın da oyunda olduğu bir planda Mata, Mertens, Oliveira'nın olması çok olası gözükmüyor. Hani Mertens sol çizgide oynayabilir ama hani dün gördük ki Kazımcan Mertens'te, hani Mertens'in çizgide oynadığı performansla diğer sahada konumlandığı yer arasında çok büyük farklılıklar var. Yani diğer oynadığı alanlarda daha çok icraat yapabilecek potansiyelde olduğunu gördük Mertens'in. Evet, Mata da zaman zaman belki çizgide oynatabilir ama oradan alacağınız verim esas oynaması gereken yerdeki alacağınız verimden daha düşük oluyor. Bu nedenle Oliveira oyuna girdiğinde Mertens ya da Mata'dan biri tercih edilecek. Yani burada Mata, yani şu da var. Oyuncu karakterlerine baktığımızda Mata yedek kalmayı kendisine problem edecek potansiyelde bir oyuncu değil. Mitsu da aynı şekilde. Yani yedek kaldığında işte küsen ya da kırılan bir yapıda değil. Tamamen olaya profesyonel bakan, oyuna hangi dakikada girerse girsin maksimumunu veren seviyede oyuncular. Bence bu kurguda, yani Galatasaray'ın sezona başladığı kurguda Oliveira'nın, Mertens'in, Torreira'nın olduğu o merkez kurgusu bence Galatasaray'ın daha da hücumda daha etkin olacağı bir performansı getirecektir. Ha, iç saha maçında topu rakip yarı sahaya yığarsınız. O zaman Mata da Mertens de aynı anda oyunda olabilir. Yani topu rakip yarı sahada oynayacağınız maçlarda, yani bu takımın dün izlediğimiz 11'in en önemli özelliği çok iyi ayağa pas yapabilen, topu iyi kullanabilen özellikte olması. Ha, Kayseri maçında bunu sergileyemediler. Kayseri'nin bahsettiğim gibi ön alan baskısı nedeniyle. Ama iç saha maçında taraftarın da desteğini arkasına alan Galatasaray topu rakip yarı sahaya yığdığında dün Kayseri maçının ilk 11'i hakikaten önemli işler yapar. Hücumda önemli üretkenlik gösterir. Ben böyle düşünüyorum. Ben biraz daha Oliveira'cıyım. Beklentiler de o yöndedir. Şunu ekleyeyim Volkan. Benim Oliveira'yı eleştirdiğim nokta ve oynadığı maçlarda Mertens, Oliveira, Torreira şeklinde oluyordu. Orada Oliveira sola deplase oluyordu. Mertens hücumdan kopup o boşluğu doldurmak için geri geliyordu. Torreira da stabil kalıyordu. Torreira'nın da etkisi, hücuma etkisi azalıyordu. Benim tespitim bu yöndeydi Oliveira'lı oyunda. Micho Adana Demir deplasmanında benim tespit ettiğim noktayı Torreira ile birlikte bence
iyi bir işleyiş gösterdi orada. Yani Torreira gibi sola deplase olmadan veya herhangi daha bir bölgeye... Daha çok ikiye oynuyordu. Evet. Ama şimdi orada Mertens'in de uzun süredir 10 numara pozisyonda oynamaması ve oradaki dengeyi tam sağlayamamasından da kaynaklı bir yandan. Şimdi Mertens normalde yani sol çizgiye son yıllarda biraz daha alışkın veya en öne alışkın. Ama mesela Mata, Oliveira, Torreira'lı planda orada Oliveira ve Mata'nın nasıl denge sağlayacağını da görmek lazım. Öyle bir oyunda Oliveira belki bambaşka bir performans gösterecek Matalı formülde. Yani belki hani benim eleştirdiğim noktaları yapmayacak belki. O yüzden yani o pozisyonda öyle bir kadro çıkarsa, evet, o zaman mesela Oliveira yine sola doğru akarsa Mertens bu sefer yani çift forvet gibi olup orta alanda da işte orada da 8 artı 3'ü bulmak, evet, çok o, zaten o da zor. Galatasaray'ın, evet, ve Okan Hoca'nın en büyük sınavı bu. Onu yani sağlayamıyor. Yoksa ben de Okan Hoca'nın kesin bu 11'i sürmesini istediğini biliyoruz yani. Bizler de isteriz ama ya o şimdi denklem sağlayamıyoruz. Yani Rashica diye bir adam var. Bundesliga'yı kasıp kavuran ve Premier Lig'e transfer yapan bir oyuncudan bahsediyoruz. Dün de bence oyun temposunu arttırdı ve Kayseri'yi ürküttüğünü düşünüyorum ben Rashica'nın. Bir an önce onun da geniş süreler alması gerekiyor. Çünkü topla gidebilen, top taşıyabilen ve iki ayağını da kullanabilen bir oyuncu. Yani hem sağıyla hem soluyla şut çekebilen ve rakip savunmaya karşı bilinmezliği çok yükseltebilen bir oyuncu. Yani rakip Rashica'yı karşılarken acaba sağımdan mı gidecek, solumdan mı gidecek çok fazla bilemiyor. Bazı oyuncuların mesela işte sol ayağına açı verirsiniz, sağ ayağına açı verirsiniz. Onu kilitlemenin rolünü daha rahat bulabilirsiniz ama Rashica iki yönlü bir oyuncu ve Galatasaray'ın mutlaka bence daha fazla yararlanması gerekiyor ki geçen programda örnek vermiştim. Galatasaray'ın bir an önce bir kanat oyuncusundan skor katkısı alması gerekiyor. Yani şampiyon olunan sezonlara baktığımızda santrafor dışında mutlaka bir kanat oyuncusunun, yani bir arka oyuncunun, o üçlüden birinin yüksek katkı vermesi gerekiyor. Gol yükünü, skor yükünü üstlenmesi gerekiyor. Şu ana kadar Mertens de bunu başaramadı. Diğer işte Kerem 2 gol attı. Formsuz bir dönem geçiriyor ama Kerem'i de mutlaka eski seviyesinde görmemiz gerekiyor. Ben inanıyorum da yani Kerem'e, Yunus'a inancım %100. Bu çocukların üstüne de bu kadar gelmemek gerekiyor bence. Peki şöyle yapalım. Dün basın toplantısında teknik direktörümüz Okan Burun'un açıklamaları vardı değerli izleyenler. Şimdi basın toplantısındaki açıklamaları dinleyelim, ardından devam edelim. Tabii ki dünkü ülkemizin yaşadığı Bart'ın felaketiyle hepimiz çok mutsuz olduk ve gerçekten onlarla ilgili birçoğumuz paylaşım yaptık. Tekrar başsağlığı dileklerimle başlamak istiyorum. Bugün için baktığımızda tabii ki istediğimiz gibi bir oyun olmadı. İstediğimiz gibi bir sonuç olmadı. Maça başlangıcımız daha iyiydi. Sonra ilerleyen dakikalarda hem kolay top kayıpları hem de dikine oyunda biraz eksik kaldık. Yani bizim kalitemizdeki oyuncuların daha iyisini yapması gerekiyordu. Kolay goller yedik. Bunun baktığımızda yani ikinci gol belki faul olabilir. Bir Sasha Boya bir ayak darbesi vardı. Tam bununla ilgili görüntüyü göremedim. Oyuncularımız faul olduğunu söylüyor. İkinci gol tabii ki bizi psikolojik anlamda biraz geriye itti. İkinci devre değişikliklerle başladık. Yani 3 tane değişiklik. İkinci yarı zaman zaman yine gol fırsatları yarattık. Başta da söylediğim gibi yani daha iyi olmamız gerekiyordu bugün. İstediğimiz seviyede bir oyun ortaya koymadık. Maçın geneline baktığımızda da yani gol pozisyonlarını rakip kaleye yaklaşsak da gol pozisyonuna girsek de özellikle 3. bölge ceza sahası çevresi yaptığımız ortalar çok başarılı değildi. Bununla ilgili daha önceden de aynı sıkıntıları yaşamıştık. Düzeltmemiz gereken şeylerden biri de özellikle dediğim gibi yani 3. bölgedeki yerleşimimiz ve oradaki gol pozisyonuna girme, gol atma üzerine daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunun farkındayız. Yani tabii ki bireysel kaliteli, yani çok kaliteli oyuncularımız var. Bireysel olarak bize direkt olarak maç kazandırabilecek oyuncularımız var.
bununla ilgili daha net olarak bu oyuncularımızın gerçekten yani bireysel olarak maç kazandırmalarından faydalanamadık ama dediğim gibi iyi bir takımız, iyi bir kadromuz var. Oyuncularıma inanıyorum. Galatasaray taraftarı bu takıma çok inandı, bize çok inandı ve takımın arkasından burada da gördük, Kayseri'de de inanılmaz bir şekilde karşıladılar. Maçlarımız çok dolu bir şekilde geçiyor. Bu sene 9. maç, 6. deplasmanı oynadık. Tabii ki bu zorlu virajdan daha yüksek puanla çıkmayı düşünüyorduk ama bugün bir bizim için bir kaza oldu. Bundan sonra biz tekrar ayağa kalkıp bunu düzelteceğiz. Galatasaray taraftarının bundan hiç şüphesi olmasın. Bize güvensin, oyuncularımıza güvensin. Biz daha iyisini yapacağız. Daha iyisini yapmamız gerekiyor. Aynı şekilde içeride oyuncularımla da bunu konuştum. Biz bunun daha iyisini yapabilecek bir takımız. Daha iyisini de yapacağız. Yani yolun sonu şampiyonluk olarak görüyoruz. Yani bugün bu oyun bize tabii ki yetmez ama bu oyunu düzeltip kendi özellikle saha içerisindeki paylaşımlarımızı daha yükseğe çıkartıp kendi işimizi daha kolay hale getireceğiz. Bir ara oldu tabii biliyorsunuz, hem milli takım arası hem bay geçtik. Bu dönemde bize olumlu yansımadığını düşünüyorum. Özellikle 2 haftalık maç oynama süreci belki oyun anlamında bugün düşük kalmamızın nedenlerinden biri. Belki bunu da sayabiliriz ama dediğim gibi daha iyi olacağız, daha iyisini yapacağız. Yani sezon başından beri belki ikinci, belki üçüncü elle blok yediğimiz pozisyon. Yani voleybol hakemleri bile bununla ilgili karar verebilirdi ama maalesef yeni kurulan sistem, VAR hakemlerinin sadece VAR'da karar vermeleri, bunun şu anda işlemediğini çok net bir şekilde görüyoruz. Bundan her hafta şikayetçi olan kulüpler var. Bu istenildiği gibi şu anda VAR hakemleri istediği gibi bunu kullanmaya başladı. Bundan en çok canı yanan da Galatasaray. Galatasaray taraftarının zaten hakem atamalarıyla sinirlerinin ne kadar bozulduğunu net bir şekilde görüyoruz. Yani bugünkü atama, Arda Kardeşler ataması, Yaşar Kemal Uğurlu ataması, daha önce iç sahadaki Giresun maçındaki hiç bilinmeyen, çok fazla bu ligde görev almayan bir hakemin atanması. Yani atama olarak da verilen VAR kararlığı anlamında da Galatasaray'a karşı bir oluşum olduğunu görüyoruz, düşünüyoruz. Hepimizin gördüğü net bir şekilde bu. Yani eğer VAR'a gidiyorsanız el pozisyonunda Barış'ın attığı, Barış'a çarpan, koluna çarpan goldeki eli görüyorsanız o zaman ceza sahası içerisindeki penaltıyı da göreceksiniz. Saşa Boy'un ayağına gelen darbeyi de göreceksiniz. Görmüyorsanız da orada görev almayacaksınız o zaman. Yani orada görev alanlara, görev verenler de bu konuyla ilgili kendilerine bence çeki düzen vermesi gerekiyor. Yani bu çocuk oyuncağı değil. Burada milyonlar bu maçları takip ediyor. Ve bu kadar toplumun büyük bir kısmına oluşmuş bir spor dalında bu kadar büyük hataların yapılması gerçekten oradaki insanların bu işle ilgili başarısızlığını gösteriyor. Başarısızlıkta herkes hesap veriyor. Bence hakemlerin, VAR hakemlerinin, Merkez Hakem Kurulu'nun, yani devamlı Merkez Hakem Kurulu'nun değişmesi de bir çare değil. Bunu da net biliyoruz ama bugünkü yine VAR hakemleri gösterdi ki şu andaki mevcut VAR hakemleriyle bu sistemin işlemediğini bir kez daha net bir şekilde gördük. Şunu söyleyeceğim, tabii ki yani çok çalışıyoruz aslında yani. Tabii ki antrenmandaki çalışmayla maç ortamı bambaşka oluyor. Yani antrenmana daha rahat bir şekilde yaptıkları işi, belki yorgunluk olarak bu kadar yorgun olarak yapmadığı şeyi maç içerisinde daha stresli bir şekilde yaptıklarında oyuncuların zorlandığını görüyoruz. Bu anlamda yani en önemli sıkıntımız tabii ki orta kalitesi ve üçüncü bölgede vereceğimiz son kilit paslar. Yani bunu da hep çalışıyoruz. Oyuncularımızla hafta içi, yani 2 haftadır devamlı çalıştık. Bununla ilgili yani maç içerisindeki kararlar tabii ki benim kontrolümde değil. Yani oyuncunun artık oradaki kalitesine iş kalıyor. Kendi kalitesini zaman zaman ortaya koyamadığında da. Yani şu olsa tabii ki yani ligin en çok ceza sahası içine giren takımıyız ama oradaki buluşmamız, yani bugün yaptığımız orta sayısına baktığımızda yani bu kadar ortadan daha çok net pozisyonlar çıkartmamız gerekiyordu.
İki forvete döndük, 2+1 yaptık, kanatları çektik, bekleri yukarı çektik. Yani yapabileceğimiz her şeyi aslında yaptık. Ama dediğim gibi yani burada biraz da oyuncuların kendi kalitesini daha net bir şekilde maç içerisinde ortaya koyması gerekiyor. Bununla ilgili çalışacağız tabii ki. Yani ben başta da söyledim, oyuncularıma güveniyorum, daha iyisini yapacağız, daha iyisini yapabilecek güçteyiz. Bununla ilgili biraz daha fazla çalışacağız. Yani hakemler için yine demin söyledim, yani artık VAR sisteminin olduğu bir ligde bu kadar çok hakemin konuşulması yani gerçekten üzücü. Yani hep hakem hataları konuşuluyor. VAR'daki hakemler şimdi yani onlar normal hakemlerin önüne geçmeye başladı. Yani siz hata yapıyorsunuz, biz daha çok yapalım diyorlar herhalde. Yani VAR'daki hakemleri, yani Ümraniyespor'un güzel klipleri oluyor. Yani VAR'daki hakemler maçta ne yapıyor diye. Biz de merak ediyoruz yani. Yani takımına göre, rengine göre, formaya göre burada kararlar mı veriliyor? Yoksa objektif bir şekilde ne görüyorlarsa bunu veriyorlar mı? Ama kendi lehimize, kendi açımızdan baktığımızda bunu net bir şekilde görmedik. Kayserispor da aynı sıkıntı yaşadı. Trabzonspor maçında. Geçen hafta Ümraniye Kayserispor maçında yine aynı sıkıntı yaşandı. Bu hafta yine aynı sıkıntı. Baktığımızda yani VAR hakemlerinde bir değişim şart. Oradaki sistemin oturmadığını görüyoruz. Oradaki sistemin değişmesi şart. Yani yabancı VAR hakemi de olabilir. Yani bunun da üstüne gidilebilir. Yani belki Türkiye Ligi'ni bilmeyen, hiç kimseyle bir bağı olmayan yabancı VAR hakemleri de Türkiye'de görev alabilir. Teknik direktörümüz Okan Buruk'un açıklamaları bu yöndeydi. Genellikle hakem eleştirisi vardı. Zaten sezon başından bu yana bu sezon farklı olacak diye düşünüyorduk ama bu sezonda yine geçtiğimiz sezonları aratmayacak skandallar yaşanmaya başladı. Cumhur senle başlayalım. Oyuncuları konuşacağız, Raşit'e geri döneceğiz, performansını konuşacağız ama biraz hakeme değinelim. Çünkü gerçekten maçın ilk dakikasından itibaren skandal kararları imza attı. Yani zaten Arda kardeşlerin bu maça atandığı haberi geldiğinde olabilecekleri 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorduk. Hem Galatasaray taraftarı hem bizler gazeteci olarak. Çünkü Arda kardeşlerin daha önce Galatasaray maçlarındaki performansı hepimizin malumu. Erzurumspor Galatasaray maçında Falcao'ya verdiği ikinci sarıdan kırmızı kartla başlayan süreç. Devamında birçok sıkıntılı maçı, geçen sezon işte Adana Demir deplasmanı geçen sezon Gaziantep maçı, Kerem Aktürkoğlu'nun daha maçın başında aşil tendonuna rakip oyuncunun tabanıyla basması, faul dahi verilmedi. İkinci yarı yine Gaziantep'li oyuncunun tekrardan Kerem'in ayağına basmasına faul dahi verilmedi. Gaziantep o maçı kart görmeden tamamladı. Kerem de maçtan sonra yani faul verilmesi ya da kart çıkması için benim ayağımın kırılması mı gerekiyor demişti. Şimdi birinci dakikada daha 30. saniyedeki pozisyon tekrarı biraz yayıncı kuruluşa da geç geldi. Ama hemen o pozisyon sonrasında bir farklı bir açıdan bir tekrar geldi yayına. Orada ben gördüğümde bu dedim penaltı. Yani çünkü Macit Hüseyin'in eli, diğer eli, hı hı, şu elini kapatmış. Bu eli açık. Dönüyor. Top zaten yön değiştiriyor. 1,5 metre mesafede topun kaleye gitmesini engelliyorsunuz. Açık el yani. Net, evet, net bir penaltı, hatta sarı kartta verilebilecek bir pozisyon. Geçmişte hakemlik yapmış, şu anda yorumculuk görevi üstlenen hakemleri dinlediğimde ikisi dışında hepsi zaten net bir şekilde bunun penaltı olduğunu söylediler. Buradaki problem VAR hakemi Erkan Engin. Ben şuna da inanmıyorum. Arda kardeşler o pozisyonu görmedi. Görmedi yani. Hüseyin'in eline gelen topu görmedi. Görse zaten hakem sahada ya şöyle bir hareket yapar. Yani penaltı yok. Şöyle bir hareket devam yapar. Der. Devam et der. Böyle bir hareketi yok. Demek yapmadım ki görmedi, pozisyona hakim değil. VAR hakemi o zaman, VAR hakeminin görevi nedir? Orta hakemin göremediği ama kamera görüntüleriyle tespit edilmiş bariz, net bir müdahaleyi uyarıyorsun. Orta hakemi uyarması lazım. Hocam böyle bir elle müdahale var. Gel izle. Böyle bir uyarı gelmedi Erkan Engin'e. Şimdi VAR protokol öyle bir şey ki bazı pozisyonlar çok yoruma açık, bazı pozisyonlarda kural koyucu kesinlikle yorum yapamazsın diyor. Şimdi VAR hakeminin inisiyatifine siz bırakırsanız bu işin olacağı bu. Kesinlikle. Bu sezonda ne hikmetse Galatasaray'ın
oynadığı maçların hiçbirinde, tartışılan pozisyonların hiçbirinde VAR hakemlerinin hiçbiri orta hakemleri nedense çağırmadı. Yani burada bizim tartışmaya açtığımız, haksızlık olarak gördüğümüz nokta bu. Ben bunu sosyal medya hesabımdan da zaman zaman özellikle Galatasaray'ı takip eden bir gazeteci olarak Galatasaray maçlarındaki hakem hatalarını tweet olarak atıyorum. Bazı insanlar, farklı takımı tutan insanlar ya da Galatasaray'ı da destekleyen insanlar bazen hani hep hakem, hep hakem ya hep hakem değil. Ben bunu yıllardır yapıyorum ve yıllardır yazıyorum zaten. Bunda bir problem yok. Bu sadece bir... Bir hatayı yazıyorum. Kronolojik yani olarak tuttuğum kural, bir not senin. Aynen not tutuyorum. Kural olarak VAR protokolüne aykırı hareket edildiği için ben bunu yazıyorum. Şimdi sen orada çağırmıyorsun. Kayserispor'un birinci golünde Gavranovic'in Sasha Boyin ayağına yaptığı müdahale. Bence faul. Orada da bazı eski hakemler diyorlar ki topa ilk müdahaleyi yapan oyuncu Gavranovic olduğu için Boy orada geç kaldığı için Sasha Boy. Geç kaldığı için alıyor. Tartışılabilir. Bence faul. Evet. Orada da o golün de faul. Ama tartışmaya lazım. Açık. Aynen. Barış Alper'in attığı golün sayılmaması. Orada kural koyucu İFAB çok net koymuş. Yani bir hücum oyuncusunun kazara dahi olsa eline ya da koluna çarpıp hemen sonrasında topun ağlara gitmesinde gol iptal edilir diyor. VAR hakemi burada niye çağırmadı deniyor. Bu kural koyucu çok net. Yani yoruma açık bırakmamış bu tip pozisyonları. Onun için VAR hakemi Arda kardeşleri gel hocam izle pozisyonu diye çağırmadı. Bunu da belirtelim. Orada bir problem yok. Kural çok saçma. Yani çarptı diye tamamen elle oynama isteği olmayan bir oyuncunun burasına gelip top ağlara gitti diye golün iptal edilmesi bence saçma. Galatasaray daha önce de bu tip pozisyonlarda sıkıntı yaşadı. Fatih Hoca'nın zamanında deplasmandaki Gençler Birliği maçında Ryan Babel'in pozisyonu aynı şekilde orada gol iptal edilmişti. Yine Babel de sırtı dönükken top şurasına çarptı. Geldi diye gol iptal edildi gibi. Ama şimdi Icardi'nin pozisyonunda, penaltı verilmeyen pozisyonunda bir hafta önce Ümraniyespor Kayserispor maçında Burak Şeker, orta hakem Burak Şeker aynı pozisyon. Bakın hiçbirbirinden farkı yok. Aynı pozisyonda penaltı verdi. Evet. Şimdi bu standartsızlık zaten can sıkan kısmı bu. İnsanları zaten tepkiye neden oluyor. Ya da Antalya maçı, Antalyaspor Galatasaray maçı. Oliveira'nın tabanına basılan pozisyon, penaltı verilmedi. Muslera'nın müdahalesi olmadığı yerde verilen penaltı. Trabzon maçı. Burada Giresunspor maçı verilmeyen iki tane penaltısı var Galatasaray'ın. VAR hakemi müdahale dahi etmedi. Kadir Sağlam'ın yönettiği maç. Kadir Sağlam ondan sonra bir maç aldı. Ondan sonra bir daha zaten büyük takım maçına da atanmadı. Yine senin söylediğin gibi Trabzonspor maçında yanılmıyorsam Larsen'in koluna çarpan. Yine benzer pozisyonlar. Bunların hiçbirinde penaltı verilmedi. VAR hiçbir şekilde olaya müdahale etmedi. Sıkıntı burada. Geçen seneden, ondan önceki seneden gelen hakem hataları özellikle yani Galatasaray'ın geçen sezon net bir şekilde hani şöyle bir ifade vardır. Hakem tarafından doğrandı. Hakikaten hakem tarafından doğrandığı bir sezondu. Geçen sezon, bu sezon Burhan Can'ın da dediği gibi bir şeyler değişecek. İşte yapay zeka, algoritma hakemleri atıyor falan dendi ama yani böyle bir saçmalık. Ondan önceki sezon da Galatasaray 8'de 8 giderken Ankara Gücü deplasmanında yani. Mustafa Muhammed artı Arda Turan'ın Halil Umut Meraş, yani VAR hakemi olacak Çepe. Olacak aynı, iş değil. Aynı maç Halil Umut Meraş. Şimdi Yaşar Kemal Uğurlu burada Abdülkerim Bardakçı'ya gösterdiği sarı kart. Yaşar Kemal Uğurlu ondan sonra 2 hafta yanılmıyorsam maç alamadı. Şimdi MHK hakem danışmanı Hugh Dallas yayıncı kuruluşta her hafta program yapıyorlardı. Sonra onu ayda bire çevirdiler. Ne hikmetse. Herhalde hakemleri korumak için. Adana Demirspor Galatasaray maçında Stamboli'nin Mata'nın ayağına basıp ikinci sarı kart gördüğü pozisyon hakkında MHK hakem danışmanı, Futbol Federasyonu'nun hakem danışmanı, UEFA'nın da hakem kurulunda yer alan Hugh Dallas diyor ki ikinci sarı kartlar daha inandırıcı olmak zorunda diyor. Ya şimdi siz en tepeden bu yorumu yapıyorsanız sahadaki hakemin verip vermediği, VAR'ın uyarıp uyarmadığı pozisyonla ilgili gazeteci olarak benim de aklımda soru işareti olur. Taraftar kesinlikle. Olarak herkesin aklı karışır. Şimdi nasıl daha inandırıcı nasıl bir pozisyon olmalı? Yani net bir şekilde Mata'nın ayağına basılmış. Ayağa basma sarı kart. Halil Umut Meler çok tartıştığımız bir hakemdir ama yani. Pozisyonu görüp dedi ki basma diyor. Dudağından okuyoruz basma diyor. Tereddütsüz ikinci sarı kartı çıkardı. İlk pozisyon direkt kırmızı da olabilir. Şimdi Hugh Dallas sen bunu söylersen seminerde Murat Ilgaz bir hafta bu pozisyonlara sarı verin. 3 hafta sonraki seminerde bunlara sarı vermeyin derse, hakemin aklı karışırsa her hafta da Galatasaray maçında bir başka takımın maçı bambaşka pozisyonlara bambaşka kararlar çıkar. Standart yok. Benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Benim attığım her tweette de ortaya koymak istediğim şey bu.
Standart yok. Hakemlerin standartı yok. Ya bu sadece bu sezon için değil zaten. Her sezon. Ya başka yani, takımlara da oluyor aynı şey. Sadece Galatasaray uzun değil. Uzun yıllardır böyle bu. Aynen. Yani ama herhangi bir standart tutturamadılar. Aynen. Galatasaray çok uzun süredir bunun sıkıntısını yaşıyor. Yani her maçında bunun sıkıntısını yaşıyor. Geçen sezon bir Hatay maçı, Erkan Özdamar, evet. Kerem'in tabanına basılan pozisyonda penaltı vermedi. Yani VAR karışmıyor, müdahale etmiyor. Başakşehir maçı, yani futbolculara tırnak içinde go ulan diyen, ne oldu Arda'cığım bana da mı krampon fırlatacaksın diyen hakem, PFDK'ya sevk edilmedi. Bütün temsilcilerin, gözlemcilerin duyup rapor edeceğiz demesine rağmen Galatasaray teknik heyetine, hakem Zorbay Küçük PFDK'ya sevk edilmedi. Sevk edilse ceza alacak. Sevk edilmediği gibi 2 hafta sonra, o olaydan 2 hafta sonra dönemin TFF Başkanı Nihat Özdemir, dönemin TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı törenle FIFA kokartı taktılar. Yani sen Galatasaray maçında ödül, böyle yaptın, ödül verir gibi FIFA kokartını törenle taktılar. Yani bu hata yapan hakemlerin hepsi de FIFA kokartlı ha. Halil Umut Meler FIFA kokartlı. Arda kardeşler FIFA kokartlı. Şu ilginç mesela, VAR'da görev yapan hoca aktif olarak orta düdük olduğu son maç mesela bölgesel amatör. Şimdi onu ayırdılar. Federasyon yani, bu sezon işte, böyle bir karar aldı. Evet. VAR hakemleriyle, maç yönetecek hakemleri ayırdılar. Ayırdılar. VAR hakemi kadrosu o kadar kısıtlı ki, dün Galatasaray maçında fahiş hata yapan Erkan Engin, bugün bakalım, belki bugün, belki yarın, önümüzdeki haftalarda VAR hakemi olarak tekrardan görevlendirilecek. Ama sahada hata yapan hakem, hatalıysa, hatalı olduğu maç nedeniyle 2 hafta, 3 hafta maç dinlendirilecek, evet. Maç alamayacak. Yani saçmalık zaten burada. Bir şey çözeceğim derken daha bir şey daha kötü hale, evet, getiriyorsunuz. Daha çok yön veren. VAR hakemlerinin yeterliliği tartışılır. Senin de söylediğin gibi sahada maç yönetme, evet, tecrübesi daha az olan hakemleri siz VAR kadrosunu aldınız. Oranın en tecrübeli hakemi Alper Ulusoy. Biliyorsunuz burada 6 saniye kuralını dünyada yıllar sonra ve Türkiye'de Galatasaray'a, Muslera'ya uygulayan hakem Okan, Alper Ulusoy. Okan'a. Aynen, özür diliyorum Okan'a. Sadece Galatasaray'a uygulayan hakem. Şu anda VAR kadrosunda, MHK'nin VAR kadrosundaki en tecrübeli hakem. Yani daha neyi konuşacağız? Evet. Yani bu zaten bunun değişeceği de gözükmüyor. Biz aslında bu sezona başlarken geçtiğimiz sezon özellikle Galatasaray üzerinde bu hakem hataların çok fazla yapıldığını gördüğümüzden dolayı tepkiler de fazlaydı. Bu sezon yeni bir TFF yönetimi geldi. Başkan seçildi. Bambaşka bir seviyede olacak diye tahmin ediyorduk ama daha sezonun başında yine skandal kararları imza atmaya başladılar. Bir de şu olacak, çok kısa bekleyeyim. Hani diyorlar ya, rezerv lig kalktı. 8+3 kuralı, yabancı serbest olsun dendiğinde oyun oynanırken kural değişmez diyorlar ama rezerv lig kaldırılırken oyun oynanırken kural değişebiliyor. Şimdi federasyon oyun oynanırken kuralı o kadar güzel değiştirecek ki Dünya Kupası arasında MHK, Merkez Hakem Kurulu, VAR kadrosunun sayısını arttıracak. Bu peki oyun oynanırken kural değişimi değil mi? Mevcut yola çıktığın kadronun sayısını arttırıyorsun. Evet. Neden bunu sezon başında yapmıyorsun? Demek ki sıkıntı var. Sıkıntıyı sezon başında çözsene. Oyun oynanırken kuralı değiştiriyorsun. Onu daha önceden de zaten o oyun oynanırken kuralı çok değiştirdiler. Alışırız zaten bu tür şeylere. Hakemleri, Burhan senin var mı hakemler için? Yani Cumhur abi çok güzel özetledi. Hı-hı. Hiçbir şekilde Galatasaray'a karşı standart uygulamayan bir hakem kadrosuyla karşı karşıyayız. Sen peki Arda kardeşlerde bir art niyet görüyor musun? Yani bu niyet okumayı çok sevmiyoruz. Burada rasyonel davrandığımızda ben Arda kardeşlerin standardı uyguladığını düşünmüyorum. Hı hı. Yani onu söyleyebilirim ve yani çok bariz şekilde Galatasaray'ın dün kaderi etkilenmiştir maçta. Evet. Peki Cumhur, Raşit Say'ı sana soracaktım. Burhan güzel özetledi Raşit Say'ı. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Dün süre aldı. Ya oynadıkça daha da çok kendini takıma adapte edecek bir oyuncu. Yani Burhan Can'ın bahsettiği gibi Almanya kariyeri, oradaki performansını zaten sergileyip transfer yapıp gitmiş, evet, bir oyuncu. Ve hakikaten Galatasaray'ın bu kalitede bir oyuncuyu kiralık da olsa kadrosuna katması bence çok çok önemli bir şey. Oynadıkça, daha da adapte oldukça hücum katkısının ben çok üst seviyede olacağını düşünüyorum. Özellikle Galatasaray'ın kanat rotasyonunda işte Kerem'in ve Yunus'un performans olarak şu anda biraz geri planda olduğu bir dönemde Raşitsa'nın 8+3 planında uygun 3 yerliyle çıkıldığı takdirde Raşitsa'nın ben ilk 11'de de hakikaten çok önemli işler yapacağını düşünüyorum. Bir de orada konuşmamız gereken Yusuf da var. Hakikaten, evet, Yusuf Demir. O da çok yetenekli bir oyuncu. Yani
sorunu çözebilecek, bireysel kalite katacak, bireysel performansıyla iş bitirebilecek potansiyelde, seviyede olan bir oyuncu. Onun tabii ki durumu biraz daha, yani yabancı statüsünde sayılması zaten başlı başına ayrı bir skandal. İlk programımızda da bunu konuşmuştuk. Yani bir Türk vatandaşı kendisi anayasal hakkı olarak çalışma hakkı burada özerk olan TFF tarafından tamamen engelleniyor yani. Yani bu ayrı hukuki bir durum yani bu artık. Bu sporu da aşmış hukuki bir hakkı Yusuf Demir'in gasp ediliyor. Özerk kuruluş federasyonun koyduğu talimat nedeniyle. Buna elbette Galatasaray Kulübü'nün hukukçuları, avukatları zaten bunun üzerinde çalışıyorlar. Yönetim bunun üzerinde çalışıyorlar. Yusuf Demir'in de bence orada önemli bir alternatif olması benim en azından potansiyel olarak beklediğim, hepimizin beklediği bir durum. İlerleyen haftalarda Okan Hoca bu alternatifleri bence daha sıklıkla deneyecektir. Ama işte hep dönüyoruz, dolaşıyoruz. Evet. Üç yerliye geliyoruz yani. Daha Okan Hoca'yı en çok zorlayan denklem o üç yerli oyuncunun durumu. Yani şimdi zaten bu denklemde hoca giderse orada sol bekte mecburen bir yerli devam edecek orada. Evet. Ya Kazım Can oynamaya devam edecek ya işte Berkan'ı belki. Var. Berkan olabilir. Orada o alternatif devam edecek veya ondan vazgeçip yine orada Dubois veya Anolt olup ileride yerliye dönmesi gerekiyor. Yani zor bir denklem belki gerçekten. Belki bazı deplasmanlarda Torreira Berkan göreceğiz. Hani Mitsu yerine Berkan evet. Belki yani çok belki karşılık gelmeyecek ama en azından hücum anlamında daha kanatlarda yabancı alternatif kullanabilmeniz şimdi adına böyle bir şey de deneyelim. Volkan önündeki Galatasaray'ın 4 maç çok kritik ve bu 4 maçta maksimum puanı almak durumunda Galatasaray. Hem bu tartışmaları, eleştirileri bertaraf etmek için bir anlamda. Tabii ki eleştiri, hepimiz eleştiriyoruz. Sorgulayıcı olacağız, eleştirel olacağız. Ama hem bu stresi diyeyim, bu baskıyı azaltmak için hem de Dünya Kupası sonrasına çok iddialı girmek için Galatasaray'ın iyi bir seri yakalaması gerekiyor. Ve bu da bence biraz standart bir 11 yakalamalı bence teknik heyet. Çünkü her hafta yap boz biraz hem standardı yakalamakta sıkıntı oluşturacak hem Okan Hoca'nın tercihlerine daha çok eleştiri gelmesine neden olacak. Umarım Alanya maçıyla birlikte Okan Hoca doğru 11'ini bulur ve bir süre o şekilde devam eder. Ondan sonra ve bu noktada ben sol bekte Anolt veya Dubois'un kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Ondan sonra o kamp döneminde Okan Hoca yeni bir kadro yapısı üzerine daha rahat çalışacaktır. Ama burada biraz daha puan yani puana biraz daha bakmak gerekiyor. Yani kısa sürede yeni bir formül bulmaktan ziyade en iyi 11'ini hoca koyup o an maksimum puanı almak durumunda, bu şekilde ilerlemek durumunda Galatasaray en azından bu süreçte. İdeal 11'den bahsetmişken şimdi Kayserispor özelinde de forvet hattında Icardi ile başlandı. Daha sonra Gomis dahil oldu. Sence Icardi ile mi 11'e başlanmalı yoksa Gomis'in ikinci yarıda performansını da izledik. Ne yorum yapıyorsun? Bir de Seferovic de var evet. Orada. Ben santraforları tek tek değerlendireyim. Geçen bu süre içerisinde Icardi hala bence fiziksel olarak hazır gelmedi bana Kayseri maçında. Gomis bence hamle oyuncusu olmalı. Tıpkı nasıl ilk haftalarda girdi sonradan maçı kopardı. Şu anki rolü o olmalı biraz daha. Çünkü ilk 11 başladığında teknik heyetin istediği ön presi çok sağlayamadığını düşünüyorum. Bana kalırsa Seferovic'i bir kere daha A planında denemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Yani bakıldığı zaman üçü arasında bana şu dönemde en uygun santrafor Seferovic gibi geliyor. Yani Seferovic de bir anda kimsenin silip atabileceği bir oyuncu değil. Evet, oynadığı maçlarda biraz hazırlık maçlarında sergilediği performansla ligde ilk 11'de oynadığı maçlardaki performansı arasında biraz farklılıklar vardı. Ama Seferovic'in ben, şimdi rakibe göre nasıl bir oyun tarzı benimseyeceğinize göre de o forvet tercihi bence olabilir. Icardi'nin fiziksel olarak hazır tam seviyesinde olmadığını ben de söyleyebilirim. Gomis evet yaşı ilerlemiş bir oyuncu, kendine bakan bir oyuncu ama hamle oyuncusu olması onun Galatasaray'a skor üretme adına daha avantajlı kılıyor. Özellikle rakiplerin yorulduğu anlarda evet. Gomis diri bir şekilde oyuna girerek hakikaten Gomis hem pres özelliği de olabilen top kontrolü ve ceza sahası içinde topla arasının çok iyi olan bir oyuncu hepimizin bildiği gibi. Ama Seferovic bence yani A planında, Burhan Can'ın da dediği gibi A planında
Her şeye rağmen denenmesi, yani devam edilmesi, şans alması gereken bir oyuncu. Özellikle Icardi henüz daha fizik olarak tam toparlanamamışken bu süreci Seferovic'le devam ettirip, Seferovic'in de gol atmasıyla biraz özgüvenini tekrardan kazanıp takıma olan bağlılığını biraz daha arttırmasıyla beraber Seferovic bence Galatasaray'ın hücum hattında aslında istediklerini daha yapabilecek özelliklere sahip bir oyuncu gibi görüyorum ben şu an. Yani benim aklımda hep Okan Hoca'nın Başakşehir'le şampiyon olduğu sezonki kesinlikle o hücum hattı benim aklıma geliyor. İşte Dembaba'lar. Yani çok maksimum verim aldı. Herkesten maksimum verim aldı. Yani görünürde bir forveti vardı ama kanatlardan da çok önemli destek alıyordu. Oyuna giren alternatif santraforlardan da çok önemli performans alıyordu. O kurguyu henüz hoca tam planlayamadı. Bunu zaten bay geçiren haftadaki basın toplantısında da söyledi. Dün de söyledi. Okan Hoca bu öz eleştiriyi yapıyor. Ya bu da önemli bir şey. Okan Hoca hani eleştirilerin de farkında. Hala takımın kendi istediği seviyede olmadığının da gayet biliyor. Farkında. Yani o da elbette istiyor ki makine gibi oynayan takımı bir an önce oluşturalım. Ama bazen olmuyor yani. Rakipler siz her hafta maç yaptıkça diğer rakipler de sizin oyun planlarınızı çözmeye başlıyor. Bunu alternatif planlar geliştiriyor. Bir de hakikaten bu sezonki fikstürün yani inanılmaz bir durum. 9 maç oynadınız. Altı, evet. Yani bu kadarını deplasmanda yapmak da Galatasaray adına bir şanssızlık. Kesinlikle. Şimdi evet önünde zorlu maçlar var ama biraz daha İstanbul şehir ağırlıklı gidecek maçlar var. Önce Kastamonu maçı, kupadaki Kastamonu maçı. Biraz daha az forma şansı bulan oyuncuları izleyeceğimiz bir maç olacaktır. Tam aslında günü. Orada Seferovic için ideal bir maç bence diyebiliriz. Bence olur yani toparlanma adına. Ben de adına. Aslında Icardi'nin biraz fiziken daha 11'e hazır olmadığını, Gomis'in hamle oyuncusu olduğunu, Seferovic'in daha böyle bir 11'de denenmesi gerektiği düşüncesinde. Ama tabii ki de biz 7-24 birlikte olmadığımız için fiziki durumunu, o antrenman performansını bilmediğimiz için sadece tahmin yürütebiliyoruz. Ama bu anlamda Kastamonuspor oynanacak Türkiye Kupası'nda Seferovic'in 11'de özgüven görürsek, eğer yani Okan Hoca öyle bir tercihte bulunursa, 11'de başlarsa özgüven de kendi açısından iyi olur. Bizler de kafamızda biraz daha o netletmiş olur o resim. O açıdan forma şansı bulamayan oyuncular ki Seferovic'in bence çok önemli bir karşılaşma olacak o. Ya şu bence çok önemli. Okan Hoca'nın en büyük özelliği takım içinde kimseye karşı, hiçbir oyuncuya karşı bir ön yargısı yok. Yani bugün Kayseri Spor deplasmanında Kazımcan ilk 11'de forma şansı bulabiliyor. Adana Demirspor maçında Dubois sol bekte görev Emin yaptı. Direkt oynadı. Patrick Van Aanholt mesela bu maçın kadrosuna alınmadı. Evet. Yani yeri geldiğinde Mata yedek kaldı. Icardi yedek başladı. Sonradan girdi. Seferovic son haftalarda yedek kalıyor. Gomis oyuna girdi. İş çözdü. İlk 11'de başladı. Sonra tekrardan yedek kaldı. Hani herkes aşıladı herhalde. Aynen yani Okan mesela Hoca. Emin Bayram girdi. Abdülkerim'in kırmızı kart cezası olduğu dönemde. Sonra tekrardan ona devam etti. Bilmiyorum. Kerem Aktürkoğlu çok daha fazla eleştirilirken Kasımpaşa maçında ilk 11'de görevlendirdi. Kerem golleriyle orada galibiyette önemli rol oynadı. Hani orada hocanın bir önyargısı yok. Bu tip eleştirilere ve Hamza yani işte. Yeniden düzenlemelere de açık bir hoca. Hı hı. Zaten bunu teknik ekibiyle beraber senin de bahsettiğin gibi hani biz teknik adam değiliz. Bu işin uzmanı değiliz. Biz sadece kendimize ait futbol bilgimizle görebildiklerimizi yorumlamaya çalışıyoruz. Evet. Orada tabii ki bu işin kurmayları, Okan Hoca ve ekibi, onlar daha doğrusunu bulacaklardır. Burhan Can'ın da söylediği gibi yani bu önündeki maçlarda Kastamonu Kupa maçı devamında Alanya Spor maçıyla başlayacak. Hakikaten sert maçlar var orada rakip anlamında. Orada maksimum puanı mağlup olmayacak bir şekilde puanları toplayıp Galatasaray Dünya Kupası arasına kendini attıktan sonra zaten başka bir evreye geçecek lig. O 1,5 aylık ara. Evet, tabii. Şu anda çok ritim bulmuş, çok iyi gibi gözüken takımların oradan dönüşü nasıl olacak? Şu an belki performansı beklentilerin altında kalan takımların belki vites arttırıp yukarıya çıkacağı dönemler olabilir. Galatasaray'ın milli takıma göndereceği oyuncular olacak, milli takıma gitmeyecek oyuncular olacak. Burada büyük ihtimalle bir kamp çalışması da zaten yapılacak. Bambaşka bir sezon başlangıcı gibi olacak. Yeniden yani. Sezona başlıyormuş gibi olacak. Bence oraya kadar Galatasaray kayıpsız bir şekilde ilerlerse oyun içindeki bu bazı teknik aksaklıkları, düzenlemeleri Okan Hoca ekibiyle beraber yeniden zaten gözden geçirecektir. Şimdi az önce Burhan ideal 11'den bahsetmişti. Kupa maçını geçiyorum. Kupa maçında büyük ihtimalle hani fazla forma şansı bulamayan oyuncular değerlendirilecektir. Ama Alanya Spor maçında bu son bölümde de onu konuşalım. Nasıl bir 11 kafanızda var? Burhan sen nasıl bir 11 planlıyorsun? Yine Matalı, Mertens'li, Icardi'li 11 mi yoksa yine bir değişiklik yapacak mıdır Okan Hoca? Ben Olivier'i bu defa oynatacağını düşünüyorum. Özellikle savunmada da
Kazımcan'ın yerine Dubois ya da Anolt'un geleceğini düşünüyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Anolt'lu dönemde evet Anolt çok eleştirildi. Haklı da eleştiriler aldı Volkan. Katılıyorum birçok eleştiriye ama oyun kurucu özelliği evet. var Anolt. Çok taşıyor. Çok taşıyor, içe de kat ediyor. Yani, çok önemli. Ve farklı farklı denklemler saha içerisinde kurdurabiliyor arkadaşlarına. Diğer taraftan Sasha Boyun sağdan çok fazla etkin olmasında Anolt'un solda bu kadar oyun kurgulamasının ve pozisyon almasının rolü çok büyük. Dolayısıyla dün herkes fark ettiyse hatta iki maçtır bence Sasha Boyun çok fazla etkili olamıyor. Yani ilk başladığı gibi yine belli bir standardı var ama o etkiyi gösteremiyor çünkü alan bulamadı icraat yapacak çok fazla. Anolt bunu iyi sağlıyordu. Evet hücumda eleştiriyoruz. Zaman zaman savunmada verdiği açıklarda eleştiriyoruz ama en azından dediğim gibi Dünya Kupası'na kadar Anolt'un bence yeniden 11'de yer alması gerekiyor. Ya da orada biraz daha Dubois'un oynaması gerekiyor. Kazım'ı çok beğeniyorum. Çok da iyi olacak. Dünkü maçta, önceki günkü maçta da ben çok beğendim Kazım'ı ama şu an şu geçişte bence onu da çok fazla riske atmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Zaten Muslera ile beraber ilk yazacağımız isimler Torreira, Abdülkerim oraya. Nelson aynı şekilde. Sasha. Ben Sasha'yı aynı şekilde yazacağız. Yani Ozan ileride sen Kerem'i oynayacak diyorsun. Kerem yani önce yerli denklemini tabii kurmak gerekiyor. Hı. Abdülkerim, Kerem, Raşit Say'ı mutlaka oynatmak gerekiyor. Orada Barış Alper veya Yunus'u da tercih edilmeli. Ama tabii iç saha maçında Galatasaray oyunu daha çok yiyeceği için orada Mata ya da Mertens'ten birinin yapacağı kreatif katkı da çok önemli rol olacak. Ama ben bir kere de olsa Raşit Say'ı ilk 11'de en azından bu süreçte görmek istiyorum. Orada belki hoca yine Kazımcan'ı tercih eder o denklemde Mata veya Mertens'i oynatmak için. Ama dediğim gibi ben sol bekte şu an yerli tercihinden ziyade orada Anolt'un görev yapması gerektiği fikrindeyim. Ön hatta da Raşit Say'ı mutlaka görevlendirmeli Okan Hoca. Mata mı Mertens mi olur? Vallahi şimdi Mertens'in üzerinde de çok fazla eleştiri var. Çünkü işte uzun bir süreç oldu ve hala skor katkısı alamadığı için Galatasaray. Mertens'in üzerine de çok eleştiri. Nasıl hoca Kerem'i biraz dinlendirdi ve aslında biz Kerem'in olmadığı senaryoda Kerem'in nasıl bir elmas olduğunu bence daha da iyi anlamıştır herkes. Şimdi Mertens'i de biraz hoca koruması gerekiyor. Yani biraz dinlendirmesi gerekiyor. Mata bence daha öncelikli tercih olur gibime geliyor. Cumhur. Yani Kastamonu maçında fazla forma şansı bulamayacak isimlerin oynayacağını... Rose gibi mesela. Rose gibi, Rose olabilir. Raşitsa Kastamonu maçında da ilk 11 başlar bence. Yusuf Demir ilk 11 yine başlayacaktır. Barış Alper Yılmaz orada ilk 11 olabilir. Yani Berkan. Orada da yerli tabii ki oynatmaz gerekiyor Berkan. Belki Abdülkerim'in yerine Emin Bayram orada forma şansı bulabilir. Oradan nasıl çıkacak Raşitsa? Yani iyi bir performans sergilerse... katkı anlamında Alanya maçında da ilk 11'de hocanın aklını bayağı bir zorlayacaktır yani onu 11'de oynatması adına ama yani Abdülkerim'in vazgeçilmeyeceğini 8+3 kuralında hesap ettiğimizde yani kenarlarda yerli olarak ya Barış Alper'i deneyeceksiniz. Barış Alper'i ilk 11'de oynatacaksınız. Merkeze Berkan'ı koyamıyorsunuz. Oradaki oyuncular sizi kalite olarak çok taşıyacak isimler çünkü Berkan'ı orada çok düşünemiyoruz. Evet. Ya da sol bekte Kazımcan'ı koymak zorundasınız. Böyle olduğunda da Burhancan'ın çok güzel ifade ettiği gibi Patrick Van Aanholt'un takımı hücuma taşıyan o özelliklerinden bu sefer faydalanamıyorsunuz. Dubois'u yine koyamıyorsunuz eğer Kazımcan'ı değerlendirirseniz. Yani orası biraz zor. Hani belki stoperde Emin Bayram, Abdülkerim olur mu bazı maçlarda? İç sahadaki bazı maçlarda. Bu dengeyi kuramadığınız, yani denge derken yabancı oyuncuları konumlandırmakta sıkıntı yaşadığınız dönemlerde. Böyle bir şey de denenebilir. Zaman zaman bunları da biz göreceğiz. Ama açıkçası ben Oliveira'nın tekrardan 11'e döneceğini düşünüyorum. Kerem'in 11'e döneceğini ben de düşünüyorum. Katılıyorum. Kerem Alanya maçında ilk 11'de olacaktır. Yunus dün etkisizdi. Kayseri maçında çok etkisizdi ve Yunus yerine belki Barış Alper hamlesi yani bir yerliyi çıkarıp bir yerliyi oraya koymak adına. Barış Alper oyuna girdikten sonra da
hareketliydi, istekliydi hücumda. Özellikle Raşit Say ile beraber gol pozisyonlarında, gol pozisyonlarında vardı. Topu rakip yarı sahaya yığma anlamında vardı. Orada bence önemli bir alternatif olacaktır ve ben açıkçası yine kupa maçında Seferovic'in ilk 11'de oynayıp nasıl bir performans göstereceğini de, yani iki oyuncu Raşitsa ve Seferovic'in Kastamonu maçındaki performansları Alanya Spor maçlarındaki durumlarını belirler diye düşünüyorum. Evet. Evet, inşallah kupa maçıyla birlikte, Alanya Spor maçıyla da birlikte galibiyet serisinde güzel oyunla, taraftarımızı, bizleri mutlu edecek oyunla karşılaşırız. Biz de burada güzel yorumlarımızı yapmaya devam ederiz. Bu hafta Muhabir Saat'in sonuna geldik. Teşekkür ediyorum. Burhan Can Tercih'in, Burhan Önder Aslan. Gelecek hafta Alanya Spor maçından sonra görüşürüz. Muhabir Saat'in sonuna geldik değerli izleyenler. Haftaya görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.